Kayseri'de bütün postanelerde Cumhurbaşkanlığı'nın fonundan TC numarasını vararak hak sahibine parası ödenmesi diye bir ödeme açılmış. Ne kadar ödeme geliyor? Ödeme 7 milyar, 5 milyar zaten diyorlar ki 5 milyar ve 7 milyar arası ödemeler var diyor. Kim gönderiyor parayı? Cumhurbaşkanlığı fonu gönderiyor bunu. Eminim. Niye gidip de postaneden şey yapar? Bir ilçe başkanı niye arar? Vatandaşı gidin postanede size ödeme var. Cumhurbaşkanlığı fonundan der. Sen Cumhurbaşkanı mı gönderiyorsun parayı? Yani. Ben de diyorum ki buradan sizin aracılığınızla Kayserili hemşehrilerimiz ihtiyaç sahipleri. Gitsinler postanelerden bu paraları alsınlar. Alın ama onların ne diğer oy verirseniz bu rüşvet sayılacak. Haram olur. Öbür tarafınızı karanlık edersiniz. Alın parayı, vurun tokadı bunlara. Çünkü son günleri bunların, en sonu paraya döktüler işi. Tabii takdiri vatandaşımıza bırakıyorum. İddianızın arkasındasınız. İddianımın arkasındayım. Bu sadece bir belge değil. Kaç tane belge var bende? Kayseri'de bütün postanelerde Cumhurbaşkanlığı'nın fonundan TC numarasını vararak hak sahibine parası ödenmesi diye bir ödeme açılmış. Ne kadar ödeme geliyor? Ödeme 7 milyar, 5 milyar zaten diyorlar ki 5 milyar ve 7 milyar arası ödemeler var diyor. Kim gönderiyor parayı? Cumhurbaşkanlığı fonu gönderiyor bunu. Eminim. Niye gidip de postaneden şey yapar? Bir ilçe başkanı niye arar? Vatandaşı gidin postanede size ödeme var. Cumhurbaşkanlığı fonundan der. Sen Cumhurbaşkanı mı gönderiyorsun parayı? Yani. Ben de diyorum ki buradan sizin aracılığınızla Kayserili hemşehrilerimiz ihtiyaç sahipleri. Gitsinler postanelerden bu paraları alsınlar. Alın ama onların ne diğer oy verirseniz bu rüşvet sayılacak. Haram olur. Öbür tarafınızı karanlık edersiniz. Alın parayı, vurun tokadı bunlara. Çünkü son günleri bunların, en sonu paraya döktüler işi. Tabii takdiri vatandaşımıza bırakıyorum. İddianızın arkasındasınız. İddianımın arkasındayım. Bu sadece bir belge değil. Kaç tane belge var bende? Kayseri'de bütün postanelerde Cumhurbaşkanlığı'nın fonundan TC numarasını vararak hak sahibine parası ödenmesi diye bir ödeme açılmış. Ne kadar ödeme geliyor? Ödeme 7 milyar, 5 milyar zaten diyorlar ki 5 milyar ve 7 milyar arası ödemeler var diyor. Kim gönderiyor parayı? Cumhurbaşkanlığı fonu gönderiyor bunu. Eminim. Niye gidip de postaneden şey yapar? Bir ilçe başkanı niye arar? Vatandaşı gidin postanede size ödeme var. Cumhurbaşkanlığı fonundan der. Sen Cumhurbaşkanı mı gönderiyorsun parayı? Yani. Ben de diyorum ki buradan sizin aracılığınızla Kayserili hemşehrilerimiz ihtiyaç sahipleri. Gitsinler postanelerden bu paraları alsınlar. Alın ama onların ne diğer oy verirseniz bu rüşvet sayılacak. Haram olur. Öbür tarafınızı karanlık edersiniz. Alın parayı, vurun tokadı bunlara. Çünkü son günleri bunların, en sonu paraya döktüler işi. Tabii takdiri vatandaşımıza bırakıyorum. İddianızın arkasındasınız. İddianımın arkasındayım. Bu sadece bir belge değil. Kaç tane belge var bende? Kayseri'de bütün postanelerde Cumhurbaşkanlığı'nın fonundan TC numarasını vararak hak sahibine parası ödenmesi diye bir ödeme açılmış. Ne kadar ödeme geliyor? Ödeme 7 milyar, 5 milyar zaten diyorlar ki 5 milyar ve 7 milyar arası ödemeler var diyor. Kim gönderiyor parayı? Cumhurbaşkanlığı fonu gönderiyor bunu. Eminim. Niye gidip de postaneden şey yapar? Bir ilçe başkanı niye arar? Vatandaşı gidin postanede size ödeme var. Cumhurbaşkanlığı fonundan der. Sen Cumhurbaşkanı mı gönderiyorsun parayı? Yani. Ben de diyorum ki buradan sizin aracılığınızla Kayserili hemşehrilerimiz ihtiyaç sahipleri. Gitsinler postanelerden bu paraları alsınlar. Alın ama onların ne diğer oy verirseniz bu rüşvet sayılacak. Haram olur. Öbür tarafınızı karanlık edersiniz. Alın parayı, vurun tokadı bunlara. Çünkü son günleri bunların, en sonu paraya döktüler işi. Tabii takdiri vatandaşımıza bırakıyorum. İddianızın arkasında.